madalyası. Teşekkürler, sağ olun. Zaten de bir süredir size şahit olmuştunuz. Ben Şubat ayında gelip sizi ziyarette bulunmuştum ve sürecin nasıl işlediğiyle alakalı size biraz bilgi vermiştim. O programla, o yoğunlukla yine devam etme çalışmasını seviyorum. Bilal, mikrofon açtı mı? Zaten biz bu başarıyı hocamın da daha öncesinde röportajlarda söylediği gibi 40 saniyede değil aslında 10 yılda aldık bu başarıyı. Bu bir ekip işiydi bizim için ve burada sizin destekleriniz beni her zaman, bana her zaman bir kulübüm olarak, şefimizin bir evladı olarak sahip çıkıyor olmak her zaman bizim için çok kıymetli. Evet. Dün akşam itibariyle Eskişehir'e ayak bastık ve çok güzel bir şekilde karşılandık. Türk milletini gururlandırdıysam ne mutlu bana. Bu madalyanın bizim için bir altın madalya olmasından çok daha büyük bir değeri var. Çünkü Türk yüzmesinde bir kadın tarafından alınan ilk dünya şampiyonluğunu temsil ediyor bu madalya. Ve aynı zamanda yıllardır sürdürdüğüm, 10 yılı aşkın süredir sürdürdüğüm antrenmanları, benim için harcanan emekleri, benim harcadığım emekleri temsil ediyor. Bu madalyayı belki evet ben boynumda taşıyorum ama bu madalyanın aslında alınmasında beni destekleyen, bana emek harcayan pek çok kişiyi de bu madalyayla birlikte temsil ediyorum. Başta kulübüm ve Yılmaz Büyükerşen, antrenörlerim, ailem olmak üzere benim için emek harcayan tüm ekibime, tüm Türkiye'ye, tüm Eskişehir'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra tabii ki önümüzde en büyük hedefim 2024 Paris Olimpik ve Paralimpik oyunlarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek var. Ve orada elimden gelenin en iyisini yapmak var. Bunun içinse seneye düzenlenecek olan 2023 Manchester'da 2024 Paris için kota mücadelesi vereceğim. Ve 2019 yılında 2020 Tokyo için aldığım ismime kota mücadelesiyle ismime kota almak gibi bir hedefim var yine. Bunu da gerçekleştirebilirsem ülkemizin katıldığı sporcu sayısını arttırmaya yardımcı olmak istiyorum.